Herkese günaydın. Bugün sizlerle bir sabah cilt bakım rutini videosu paylaşacağım. Daha önceki videolarda bahsettiğim gibi cildim çok kötüydü. Gerçekten bayağı bir sivilce de değil tam böyle ama kırmızı kırmızı noktalar. İçleri boş ama kaşınıyor sürekli. Hani böyle alerji gibi ama alerji de değil. Böyle tuhaf bir şekilde cildim çok bozulmuştu. Ya hormonal bir şeydi ya kullandığım ürünlerden birçok farklı ürün denediğim için olabilir. Bir şekilde özellikle şu yanaklarım, çene bölgemde o kaşıntılı şeyler oluşmuştu. Bu üst taraftaki yanaklarımın bölgesinde de hayatımda ilk defa gerçekten böyle şöyle dokunduğum zaman derilerim düşmeye başlıyordu. Yani o kadar kuruydu böyle leke leke yuvarlak yuvarlak böyle çok 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 kötü bir durumdaydı. Birkaç hafta boyunca böyle bir sürü şey denedim. Daha önceden işe yarayan birçok şey işe yaramadı. Bayağı bir oynadım yani bir sürü farklı şeyle. En sonunda böyle gerçekten cildimi düzelten, eski haline getiren bir şeyi buldum. Şimdi hem bu bir sabah rutini videosu, bundan bir de akşam rutini videosu gelecek. Hem de aynı zamanda sabahleyin ne kullandım, ne cildime iyi geldi onları da göstermiş olabileceğim. Gerçekten çok yani benim hayatımda hiç cildim o kadar kötü olmamıştı öyle söyleyeyim. Bayağı kötüydü. Şimdi başlayalım isterseniz. Ben sabah tabii ilk uyanır uyanmaz dişlerimi fırçalıyorum. Şu sıralar Croprox Ultra Soft'un şöyle değişik bir şeyi çıkmış böyle. Saydam içinde böyle simler falan var. Öyle hoşuma gitti onu aldım. Onu kullanıyorum. Aynı zamanda Veleda'nın yeşili olan Flantin Tangelini kullanıyorum. Bu böyle nane tadında ama asla ağzınızı yakmayan benim en sevdiğim. Pardon sabahın kör olduğu için biraz sesim daha açılmadı. Benim en sevdiğim diş macunlarından bir tanesi. Rengi böyle köpürmüyor, ağzınızı asla yakmıyor. Hem temiz içerikli hem de böyle sabah sabah gerçekten böyle bir ferahlık da veriyor. Ben seviyorum bunu. Ama mentollü falan böyle ağzınızı yakan şeyleri kullanamıyorsanız ama yine de böyle mentollü bir şey kullan, şeyli, naneli bir şey tadında bir şey kullanmak istiyorsanız bu gerçekten ideal. Dişlerimi fırçaladıktan sonra önce ellerimi yıkıyorum. Şu an için evde bizim şöyle bir yuvarlak yine temiz içecek bir sabunumuz var. Bunu Paskalya zamanı geldiği için burada böyle yumurta şeklinde sabunlar yapıyorlar. Dance'den satın aldım. Edi seçti. Açıkçası Edi'nin seçimi bu. Özellikle aslında yumurta şeklinde olduğu için ve küçük olduğu için elinde güzel tutabiliyor. Elinden kaymıyor. Onu seviyor. Aynı zamanda çok güzel kokuyor. Bunun çok çok hafif bir sabun kokusu yani. Normal klasik sabun kokusu var. Eski sabunlar gibi böyle zeytinyağlı sabunlar gibi bir kokusu var. İçinde küçük küçük tanecikler de var böyle. Yani elinize peeling yapıyor demeyeceğim ama öyle küçük küçük tanecikler de var. O yüzden aslında tutması daha kolay elinizde. Özellikle küçük çocuğunuz varsa ve Avusturya'da yaşıyorsanız Dance'de satılıyorlar. Şu anda bu arada eczanelerde falan da her yerde böyle yumurta şeklinde sabunlar yılın bu zamanında bulabilirsiniz. Onları kesinlikle tavsiye ederim. Şimdi gelelim yüzümü yıkadığım ürüne. Sabah kalktığım zaman ben kendim yaptım. İçindekileri size söyleyeceğim. Aslında çok basit yapması. 5 dakikanızı alıyor. İçinde lava erde var. Logan'ın. Onu da göstereceğim. Bende hala olan bir şey. Ben artık Logan'ın ürünlerini kullanmıyorum bu arada. Yalnız evde olanları tabii ki bitireceğim. Yenisini satın almayacağım. Bu bittikten sonra benim çok severek önceden kullandığım bir yüz sabunum vardı. Onu almayı planlıyorum. Şu an için Logan'ın bu lava erdesini kullanıyorum. İçini de göstereyim size şöyle. Bu böyle şey gibi. Kumdan daha bile ince. Un gibi hatta. Un gibi kahverengi bir. Şöyle göstereceğim. Şu içinde dökülen görüyorsunuz. Un gibi kahverengi bir şey. Ben bunun Türkçesini bayağıdır arıyorum ama tam olarak Türkçesini bulabilmiş değilim. Almanca konuşulan bir yerde yaşıyorsanız lava erde diye geçiyor.
Hatta Fransızcası sanırım gasul, İngilizcesi de yine bu tarz bir şey olabilir. Ben bunu aşağı yazacağım, size bir bakarsınız. Belki siz bulabilirsiniz. Ya da internetten satın alabilirsiniz belki. Bunu da saçınızı da yıkayabiliyorsunuz bu arada. Vücudunuzun her yerini yıkamak için kullanabiliyorsunuz. Ben ondan bir ölçüsü falan yok yani. Şuraya kadar, üçte birini dolduracak kadar içine toz olarak ondan koydum. Üzerine biraz ıdık su koydum. Önce çok güzel bir şöyle güzel çalkaladım. O iyice karıştı. Ondan sonra içine badem yağı koydum. Organik badem yağı. Ondan da böyle 3 pipet dolusu falan. Ondan sonra üzerine bu uçucu yağlardan 3 damla da papatya yağı koydum. Bunu böyle çalkaladım. Ve o şekilde sabah yüzümü yıkamak için kullanıyorum. Şimdi saçımı bir yüzümden alayım. Yüzümü yıkayacağım çünkü. Benim sanırım cildime en iyi gelen şeylerden bir tanesi bu oldu çok bozulduğu zaman. Çünkü benim cildim özellikle kışın çok kuru. Kuru olduğu için de böyle yüz yıkama ürünleri sanırım daha da kurutuyor. İşte elimi yıkadıktan sonra böyle yüzüme bunu sürüyorum. Çok da güzel temizliyor, mis gibi kokuyor. Bu böyle papatya papatya kokuyor sabah, çok güzel. Böyle yüzümün her yerine komik oluyorum tabi. Bazen sabahları Edi suratıma bakıp gülüyor. Maske mi yaptın mama diyor. Böyle yüzüme sürüyorum. Ondan sonra hiç beklemeden aslında. Bu arada tek handikapı çok kirli. Yani kirli derken her yeriniz kahverengi oluyor. Lavaboyu belki biraz daha... sık silmek zorunda kalıyorsunuz. Ama bence cildinize iyi geliyorsa kesinlikle değer. Şimdi ben yüzümü yıkayacağım. Ilık suyla. Sonra yüzümü de günlük böyle değiştirdiğim küçük havlularla siliyorum. Sonrasında bir tonik kullanıyorum. Bu da aslında tonikten çok gül suyu. Rosenwasser Primavera markasının, tamamen cam şişede geliyor. Bunlar sertifikalı organik şeyler. Ürünler, Primavera'nın bütün ürünleri. Ben açıkçası çok 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 severek kullanıyorum. Bunun gül suyunu alıyorum. Şöyle yüzüme, bunun spreyi bu arada çok güzel gerçekten. Yüzünüzü hiç böyle acıtmıyor ya da şey değil, böyle tek bir yere gelmiyor. Gerçekten bütün yüzünüze kullanabiliyorsunuz. Hem böyle mis gibi gül gül kokuyor, hem de gerçekten bence çok başarılı. Bunun sonrasında artık ilkbahar olduğu için ve dışarıda daha böyle güneş olduğu için içinde SPF 20 olan 100% Pure markasının tomato, bu nasıl okunuyor? Likopen, tomato likopen olabilir. Günlük cilt kremini, bunu böyle biraz çalkalıyorum. Bunda tek handikapı bunun biraz beyaz yapıyor ama bembeyaz asla yapmıyor. Çok çok abartı sürmemeniz lazım. Yani böyle çok fazla sürerseniz biraz daha beyaz oluyorsunuz. Şimdi ben bayağı çok az da sürmüyorum. Güneşten korumasını da istiyorum çünkü aynı zamanda. Bunu böyle. Sadece gözümün altına getirmiyorum çünkü oraya göz kremimi süreceğim. Bu arada gelmiş geçmiş benim bugüne kadar kullandığım en sararı kullandığım göz kremini buldum. Evet, bu böyle bütün cildime sürüyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir beyazlık yok ama bunun 3 katını falan bayağı çok sürerseniz daha beyaz kalıyor tabii ki. Altına bir tonik ya da herhangi bir böyle gül suyu ya da herhangi bir sıvı su formunda bir şey kullanırsanız krem daha çabuk emiliyor bu arada. Yüzünüzde öyle çok his olarak kalmıyor. Şu an gitti yani. Hiçbir şey hissetmiyorum. Ve bunun gerçekten cilde iyi geldiğini de düşünüyorum. Ben gerçekten bayağı bir işime yaradı bu benim. Ondan sonrasında gözümün altına 100% Pure markasının Coffee Bean Coffee Eye Cream'ini kullanacağım. Bu benim bugüne kadar kullandığım, en severek kullandığım, kesinlikle favori ürün göz kremim. Öncelikle sabah sabah nasıl bir kokusu var? Şöyle, kahve, çikolata ya da karamel ya da bunların hepsinin karışımı gibi kokuyor. Starbucks kahveleri gibi kokuyor açıkçası. O kokusunu çok seviyorum. Etkisi çok güzel.
Bu arada ben bir videoda izledim. Ben çok gözümün altına kadar her yerine sürerdim. Çekiştire çekiştire göz kremini. Öyle çok iyice altına sürmemek gerekiyormuş. Şu kemiğin olduğu yere. Ve üstte de süreceksiniz. Sadece yine şu kemiğinizin olduğu yere sürmeniz gerekiyormuş. Bir de böyle pıt 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 yaparak. Tabi biraz daha uzun sürüyor ama. Bunun bu arada gözünüz sabahları şiş uyanıyorsanız. Ki öyle zamanlar olabiliyor. Ya da işte gözünüzün altında aşırı morluklar varsa onlara da iyi geliyor, onları da azaltıyor. Bu arada şişliği direkt indiriyor neredeyse. Bayağı görüyorsunuz yani. 1-2 saat sonra gözünüzün altında hiçbir şey kalmıyor şişlik açısından. Benim arada bir oluyor öyle. Sebebini bilmiyorum. Yediğim şeyden olabilir ya da az uyumaktan falan da olabilir. Ama olduğu zaman gerçekten gözünüzü bütün o şişliğini indiriyor. Birazcık da şöyle üstüne geçiyorum. O kadar. Efsane bir kokusu var. Etkisi çok güzel. Gerçekten sanırım bundan sonra başka bir göz kremi almayacağım. O kadar söyleyeyim. Gerçekten çok 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 severek kullanıyorum. En sonunda artık bitmesine ramak kalmış. Sondan bir önce daha el kremi süreceğim. Vereda'nın Bare Red olan isimli olan lip balmını kullanacağım. Bunu bu arada şeyde bir ay içinde bitirmem lazım. Zaten çok az kaldığı için tarihi geçiyor çünkü. Sonra dudaklarımı onunla böyle nemlendiriyorum. Ondan sonra el kremi süreceğim. El kremimi de göstermeyi unuttum. Alverde'nin aslında kışın olan bir serisinden It's Cold Outside isimli el kremi. Böyle vanilya kokuyor seviyorsanız onu beğenebilirsiniz. Bu çok güzel nemlendiriyor. Ve vıcık vıcık kalmıyor. Evet, bundan sonra bir de aslında banyodan sonra kullandığım ürünleri göstereceğim bir videoda zaten bunları göstereceğim. Ama sabahları aslında ben neredeyse her sabah bu adımı da yapıyorum. Bunu da göstereyim. Şu sıralar Ben Anna markasının vanilya ve orkideli olan Deosin'i kullanıyorum. Bunun en güzel tarafı hiç çöp oluşturmuyor olmanız neredeyse. Tamamen karton. İçinde hiç plastik yok. Kartonu kağıt geri dönüşümüne atabiliyorsunuz. Birazcık dökülüyor kenarlarından ama bence alttan şöyle ittirerek çıkarıyorsunuz. Şöyle şu şekilde. Ondan sonra koltuk altınıza sürüyorsunuz. Ben normalde deo kremler kullanıyorum. En çok onları seviyordum. Yalnız bunu YouTube'da bir arada böyle yorumlarda konuştuğum bir arkadaşım. Arkadaş derken tanışmıyoruz tabii ki ama birbirimizin videolarını izliyoruz. Melmut isimli. Ben aşağı onun kanalının linkini de bırakırım. Almanca videolar yapıyor. Almanca biliyorsanız kanalına bir bakın derim. O da böyle doğal kozmetik, natür kozmetik videoları yapıyor. Onun videosunda gördüm. Bunun grapefruitlu olanını sanırım kullanıyordum. Çok sevdiğini söyleyince ben de merak ettim. Çok güveniyorum çünkü cilt tiplerimiz benziyor filan. Onun böyle yorumlarına çok güveniyorum. O yüzden gittim bunu aldım. Gerçekten çok başarılı. Çok güzel koruyor. Beyaz bir şey kalmıyor koltuk altınızda. Yazın da çok rahat kullanabilirsiniz. Çok hafif. Çok 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 hafif bir vanilya kokusu var. O kadar. Neredeyse hiç kokusu yok. Gün içinde o koku kalmıyor. Gelmiyor yani. Size hiçbir şey kokmuyor diyebilirim. Paketlemesi bence muhteşem. Yani sanırım ben We Love the Planet'in krem deolarını çok seviyorum. Bunu da hatta gözümün önünde bir tanesi duruyor. Göstereyim. Şunu. Bunları çok severek kullanıyorum. Bunları çünkü ben metal oldukları için daha sonrasında kullanıyorum. Atmıyorum yani. En kötü geri dönüşme gönderebilirsiniz. Ama bu da çok başarılı. Çünkü bunda hiç paketleme yok neredeyse. Kağıt sadece, karton. O yüzden ben çok severek kullanıyorum bunu. Bunu kesinlikle tavsiye edebilirim. Onun dışında sabah en son yaptığım şey biraz parfüm sürüyorum. O da artık içinde çok az kalan Lili Ambre isimli olan. Bunun ismi neydi? Amedo Mars markasının. Bu böyle mi okunuyor bilmiyorum. Bir bakarsınız. Müller'de var. Müller'de birçok çeşidi var. Onu böyle gidip orada testerlarını da koklayabilirsiniz. Bu arada paketlemesini değiştirmişler. Geçen gün gördüm. Böyle daha
Bunun daha küçüğü sanırım 30'luk şişeler yapmışlar. Fiyatlarını da tabii daha aşağı çekmişler. Denemek için bence ideal. Ama ben bunu kış için özellikle çok seviyorum. Şu an ilkbahar ama burada hava hala 10 derecelerde. Gayet benim için yani ilkbaharda da kullanabileceğim bir parfüm. Bitene kadar kesinlikle bunu kullanacağım. Benim sabah aslında yaptığım her şey bu kadar. Bu arada cildime gerçekten bu yaptığım şeyler inanılmaz iyi geldi. Bayağı kötü durumdaydı. Yani cildim gerçekten şöyle şuralarda ve buralarda kırmızı kırmızı noktalar ve Eddie sürekli bunlarla böyle uyurken oynadığı için orada kabuklar. Onun dışında şuralarda böyle dökülen deri parçaları falan felaketti ve böyle haftalarca öyleydi. Çok bayağı zorlandım yani. O şekildeyken cildim de makyaj da çok zordu. Kervais'in fondöteni çok kuru geldi. Kesinlikle kullanamadım. Bir tek Gresa'nın fondötenini gerçekten çok severek kullanabildim. Çok rahat kullanabildim. Cildiniz nasıl olursa olsun kullanabiliyorsunuz. Efsane bir fondöten bence. Zaten ilkbahar makyaj çantam videosunda o fondötenle yeni bir videoda yani yeni bir makyajda çekeceğim. Orada da zaten göstereceğim size. Efsane bir fondöten gerçekten. Neyse çok yine daldan dala atladım. Benim sabah cilt bakım rutinim bu kadardı. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.